Herkese selamlar arkadaşlar. Pi programlama dersine hoş geldiniz. Bu derste fonksiyonlar hakkında konuşacağız. Fonksiyonlar programlama dillerinde belirli bir görevi yerine getirmek için hazırlanan kod blokları olarak tanımlanırlar. Fonksiyonlar sayesinde belirli bir işlemi yapan veya belirli bir görevi yerine getiren bir kod parçasını bir seferde yazarak arkadaşlar tekrar tekrar çalıştırma sayesinde pratik bir halde, yani belli bir işlemi yapan bir kodu tekrar yazmanıza gerek kalmadan fonksiyon içerisine gömerek orada fonksiyonu çalıştırmak suretiyle daha pratik bir kod yazma süreci yaşayabilmenizi sağlayan arkadaşlar yapılardır. Şimdi fonksiyonları bizim matematikte gördüğümüz fonksiyon konusuna benzeterek çözümleyebiliriz arkadaşlar. Temelde fonksiyonun 3 adet parametresi vardır. Bunlardan bir tanesi fonksiyonun ismidir arkadaşlar. Fonksiyona koyacağımız isim fonksiyonun parametresidir. İçerisindeki değerlere karşılık gelecek olan değer arkadaşlar ve fonksiyonun içerisindeki tanımdır. Böylelikle ilk önce bir girişimiz var, sonra giriş ve çıkış arasındaki bir bağlantı ve son olarak çıktı olarak değerlendirebiliriz. Böylelikle fonksiyonları tanımlayarak arkadaşlar daha pratik bir program süreci yaşayabiliriz. Mesela 7 değeri için bir örnek verilmiş burada. Gördüğünüz gibi x yerine 7 konularak 7'nin karesi artı 4 çarpı 7 artı 3 eşittir 80 denilen bir değere ulaşılmış. Bizim de aynı böyle bir bağlantı halinde bir sonuç sürecimiz olacak. İlk olarak bir giriş parametremiz olacak ve giriş parametrelerine karşı işlenen bir değer ve çıktığımız olacak arkadaşlar. Temelde bu 3 adet parametreden oluştuğunu söyleyebiliriz. Şimdi kod ekranına gelelim IDE'ye. Burada arkadaşlar işlemlerimizi gerçekleştirelim. Şimdi void main varsayılan olarak geliyordu bildiğiniz gibi. Ancak bugün sıfırdan oluşturacağımız için ben sildim bunları. Bütün fonksiyon yapılarını burada yazacağız. Şimdi arkadaşlar iki tane fonksiyonumuz olacak. Bunlardan ilki main fonksiyonu. Int main void diyoruz arkadaşlar. Burada süslü parantez ile blok açıyoruz. Şimdi arkadaşlar int dediğimiz fonksiyonun veri tipi oluyor. Sonra ismi, sonra içerisine yazılacak olan parametre. Bu üç tane bileşen var. İlk olarak fonksiyonun veri tipi ne demek? Bunu şu an için anlayamıyor olabilirsiniz. Bu ilerledikçe açıkçası ortaya çıkacak bir konu. Ancak içinde işlenen veri tiplerle bağlantılı olduğunu bilmeniz şu aşamada yeterli. Bundan sonra asıl işlemi yapacak olan fonksiyonu burada belirlememiz lazım. Bunun da adını aşağıda yazarak çalıştırabiliriz. Buna da diyelim ki integer topla olsun. Toplama işlemi yapacak basit bir fonksiyonla bugün fonksiyon konusuna başlangıç yapacağız. Benzer şekilde veri tipini, ismini ve parametre olarak içerisine değerlerini girmemiz lazım. Integer x diyoruz. Sonra integer y diyelim arkadaşlar. İki tane giriş değeri ve integer sonuç olmak üzere üçüncü bir parametreyi de burada gireceğiz arkadaşlar. Sonra her zamanki gibi süslü parantez ile blok açıyoruz. Blok açtığımız için her zamanki gibi noktalı virgül kullanmıyoruz. Yoksa bu bloğu görmeyecek. Şimdi neden main fonksiyonu üstte, neden bunu alta yazdık? Bunun aslında programcılıkta genel olarak bir kuralı yok. Yani diğerini de üstte yazıp main fonksiyonu aşağıda bırakabilirsiniz. Ancak bizim programlayacağımız PIC dediğimiz mikro denetleyicinin sınırlı bir hafızaya sahip olmasından dolayı arkadaşlar main fonksiyonu üstte tutulması tercih edilir. Çünkü program kodlanırken, daha doğrusu yüklenirken yukarıdan aşağıya taranarak indiğinden dolayı arkadaşlar ilk olarak main fonksiyonu yüklenecek. Sonra diğer user defined dediğimiz kullanıcı tanımlı fonksiyonlar yükleniyor. Hani bu sebepten dolayı yukarıya almanızın hiçbir sakıncası yok. Ama tercih meselesi, ilk olarak genelde main fonksiyonu yukarı yazılması tercih edilir. Şimdi fonksiyonlarımızı yazdık arkadaşlar. İlk olarak değerleri girmemiz lazım. Kullanacağımız değişkenleri belirtelim önce. Integer x eşittir 5 olsun. Virgül diyelim. Y eşittir 12 olsun mesela arkadaşlar. Sonra sonuç diyeceğiz. Bir de ayrıca toplam diye bir değişkenimiz olacak. Bunlar 4 tane değişkenimiz oluyor. Sonra arkadaşlar altta tanımlanan
fonksiyonla alakalı çağırma işlemini yukarıda yapacağımız için burada fonksiyonun tanımlanması lazım. Yoksa hata verir, görmez arkadaşlar. Bunu da şöyle yapıyoruz. Integer topla diyoruz. Veri tipiyle fonksiyonun adını yazıyoruz. İçindeki parametreleri buradan geçeceğiz. Hatta direkt bunu alayım ben. Hiç uğraşmaya gerek kalmasın. CTRL-V diyoruz. Burada blok açmadığımız için noktalı virgül kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buraya gelelim. Diyelim ki sonuç eşittir. X artı Y noktalı virgül. Sonra arkadaşlar bugün yeni bir deyim kullanacağız. Return deyimi. Return deyimi arkadaşlar bir fonksiyon içerisindeki değeri döndürmek için kullanılan bir deyimdir. Biz bu değeri neden döndürmemiz gerekiyor onu açıklayalım. Şimdi fonksiyonun içerisinde tanımlanan değişkenlerin skobu vardır. Yani kapsama alanı. Siz burada bir değişken tanımladıysanız arkadaşlar bu değişken sadece fonksiyon bloğu içerisinde geçerlidir. Yani fonksiyonun dışında bu değişkenin değerini öğrenmeniz gerekirse öğrenemezsiniz direkt olarak. Bu sebepten dolayı bu değişkenin değeri return deyimi ile döndürülmesi gerekir ki farklı fonksiyonlar diyelim, farklı kod blokları arasında veri alışverişi meydana gelebilsin. Bu sebepten dolayı return ile bu değerleri döndürürüz. Şimdi return sonuç dedik arkadaşlar. Bu değer burada dönecek. Burada bir nokta virgül koyuyorum her zamanki gibi. Şimdi main fonksiyonuma gideyim. Öncelikle bu fonksiyonu örneklemem gerekiyor. Toplam diyorum. Topla fonksiyonun adı. Sonra içindeki değişkenleri belirteceğiz. Bu da x virgül y. Tekrar virgülleyelim. Sonuç. 3 adet değişkenimiz vardı. Gördüğünüz gibi fonksiyon parametresi de diyebiliriz. Artık bunun içerisindeki döndürülen sonuç değeri buradan örneklendiği için toplam değişkenin üzerine alınacak arkadaşlar. Ve biz bu sonucu öğrenmek istersek printf fonksiyonu ile yazdırabiliriz. Buna diyelim ki sayıların toplamı eşittir. Yüzde d diyelim. Sonra bir tane virgül koyalım. Buraya toplam yazdıracağız arkadaşlar. Bu arada bir hata olmuş. Şuraya bir düzeltelim. Evet. Şimdi düzeldi arkadaşlar. Toplamın değerini printf fonksiyonu ile yazdıracak arkadaşlar. Böylelikle biz Proteus ekranından bunun değerini öğrenmiş olacağız. Şimdi bir build edelim. Hata var mı onu görelim. Ne diyor? Expecting E. Bakalım ne var. Ha, ben burada bunu birleştirmişim ondan dolayı. Şu an hata yok diyor arkadaşlar. Düzeldi. Çalıştıralım. Compile edelim. Sonra içindeki kodu ben yükleyeyim. İçerisine geliyoruz. Kodu yüklüyorum arkadaşlar. Aç dedim. Çalıştıracağım şimdi. Play tuşuna bastık. Debug kısmına geliyoruz. Her zamanki gibi. Evet. Gördüğünüz gibi sayıların toplamı 17 dedi arkadaşlar. Böylelikle kodumuz çalıştı. Şimdi bunu bir durduralım. İçerisine geliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar iki farklı fonksiyonu tanımladık. Fark ettiyseniz iki fonksiyonun da veri tipleri aynı. Böyle bir durum var. Şimdi bu asıl fonksiyonumuz main fonksiyonu. İkincisi ise arkadaşlar bizim user defined dediğimiz kullanıcı tanımlı fonksiyon. Burada basit bir toplama işlemi gerçekleştirdik. Return dememizin sebebi bu fonksiyon ana fonksiyon tarafından okunmasını sağlamaktı. Int topla dememizin sebebi arkadaşlar topla dediğimiz fonksiyonu burada örneklediğimiz için program bu bloğu görmeyeceğinden dolayı çünkü satır satır kod işleniyor bildiğiniz gibi. Görmeyeceğinden dolayı hata verecekti. Bu hatayı önlemek adına fonksiyonu burada tanımlamamız gerek. Böylelikle arkadaşlar toplam dediğimiz değişkeni eşitledik. Return sonucu burada toplam üzerine geçecek ve printf ile yazdırıldı. Bu sayede fonksiyonların ilk konusunu tamamladık arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.